أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ووفعنا عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم المنافقين والمرتدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري ve hlul uqdeten min lisani yefkahu kavli Rabbi zidna ilmen ve fahmen ve elhakni bis salihin sadakallahu lazim Muhterem dinleyenlerim Muhterem hocalarım Bugünkü Arapça dersimiz inşallah Medine kitapları serisinin 5. kitabı ve 5. dersi. El izafatu yani izafet hem dat harfi Türkçede bazen ıı, dal gibi, dağ gibi okunur, bazen de za gibi. Yani izafet. İzafet iki kısım. İki kısım burada şu izafet iki kelimeden olduğu için yani en azından iki kelimeden oluşur. Üç de olabilir. Daha fazla da olabilir. İzafetin en azından iki kelimeden oluşmasıdır. Birincisi muzaftır. Misali kitabı gibi. İkincisi Mudafun ilektir. Bu da Muhammed'in misalinde olduğu gibi. Yani nedir o zaman burada izafet? Kitab Muhammed Muhammed kitabı Muhammed'in. Yani Muhammed'in kitabı. Türkçe'de de var. Muhammed'in kitabı. Yani Almanca'da da var. Şimdi Almanca anlayan hocalar, talebeler daha çoğunlukta olduğu için Almancadan misaller veriyorum. Kitabı Muhammed'in Muhammed, Muhammed Buh yani genitif izafet genitif oluyor. Muhammed Buh efendim Ali Buh hani Ali ismi sonuna hani S şey geliyor ya izafette şeyde genitifte veya desin des artikeli kullanılıyor efendim. Hani kitap e, Muhammed bu veya das ist das Muhammed veya des Muhammed gibi Almanca'da da böyle misalleri var. İsim tamlaması yani Arapçası el-izafetu el idafetu -bu, e, bu ikisinin bir araya gelmesi el idafetudur isim tamlamasıdır tamlanan muzaftır tamlayan da muzafın ileyh oluşur yani kitap kitabı Muhammed'de kitap muzaftır Muhammed'in ise muzafun ileyhtir. Yani kendisine izafet olunan demek ileyh. İla harfi cerri var. Hüve zamirine bitişmiş, İleyhi olmuş. Yani zamiri muhtasıl olmuş hüveden. İsim tamlamasının amacı tamlanan kime veya neye ait olduğunu tamlananın tamlananın kime veya neye ait olduğunu hangi şeyden yapıldığını, neye benzediğini belirterek tamlanmanın, tamlama tamlananın anlamındaki kapalılığı gidermektir. Muzaf ve muzafun ile hakkında şunlar söylenebilir. Evet. Yani hani şu, daha önce de hazırlık Arapçasında mesela bir şeyin kime ait olduğunu kitabı Muhammed misali kitabın Muhammed'e ait olduğunu burada e, açıklamış oluyor. O kapalılığı gidermiş oluyor. Hangi şeyden yapıldığını demiş. Hani şurada ikinci olarak Buna da birinci buydu. İkinci de bu hangi şeyden yapıldığını gösterir. Buna misalimiz de Hatemü fıddatindi. Hatemü yüzük fıddatin gümüş. Yani gümüşten yapılmış yüzük. Yani zilba ring. Almanca zilba ring. Yani her geçtiler de zilba. Hatemü fıddatin gümüşten yapılmış yüzük anlamına veya gümüş yüzük anlamına gelmektedir. Evet. Bu da böyle. kurallar var. Birincisi isim tamlaması yapılırken muzafın başındaki harf tarif yani el takısı elif lam var orada. Aslında yani hemzedir. Hemze-i vasıldır. Hemze-i vasıldır. Yani hemze-i vasıl bir şey yapan, bitişen hemze. Kendisinden önceki harfle senden sonra gelen harfi e, şey yapıyor, aradan çıkarak birleştiriyor. Yani öyle anlamı anlayabilirsiniz. Efendim. E, ve sonundaki tenvin, muzafın sonundaki muzafın e, şeyin yani e, muzaf, hani şuradaki gibi kitabın burada tenvin var. Bu tenvin İzafette yok oluyor bakın. Kitabı oluyor. Kitabın kitabı oluyor. Zira muzaf sonuna bir muzafını ilek almakla zaten marife hale gelir. Bir daha harfi tarif almaz. Belirsiz olmadığı için de tenmin almaz. Yani kitabın herhangi bir kitap, belirsiz bir kitap, herhangi bir vasfı yok. Neden yapıldığı veya kime ait olduğu bel değil. O zaman tenvin oluyor kitabın. Herhangi bir kitap. Nekre yani Arapçası. Eski tabirle Nekre. E, Muhammed ismine yani burada tabi Muhammed çeşit çeşit isimler alabilirsiniz. Muhammed'in, Halid'in, efendim Şakir'in. Yani bildiğiniz Arapça ne isim varsa e, tenvin oluyor yani. Muhammed'in sonundaki tenvin. Bunu da işaretleyelim. Termin olarak geliyor böyle. Yani Arapça şunun için dedim Arapça olmayan isimler e, gayrimuhsarif oluyor onun için yani. O zaman Muhammed'in olmaz. Mesela e, şey olur İbrahim diyelim. Kitabı İbrahim'e olur. İbrahim'i olmaz. Gayrimuhsarif çünkü. yazmayı deneyelim. İbrahim İbrahim böyle böyle Muhammed'in gibi temin almaz. Ne alır? Gayrimusarif olduğu için İbrahim'e diye alır böyle. Üstün alır yani feta alır. Şunu da hemze katı olduğu için altına bir hemze yazıyoruz. Böyle esre niyetine. Yani İbrahim'e ve İsmail'e ve İsa'ga ve Yakup böyle ait kelimeler geçer. Bunlar İbranice isim olduğu için gayrimusarıftır. Yani isimleri Arapça olmayan peygamberlere bu isimler gayrimusarıf okunuyor. Mesela Nuh, Lut bunlar şey okunur. Gayrimusarıf değildir. Normal hareke alır ve tenvin alır. kitabın veya el kitabı bundan izafet bu ikisinden herhangi birinden yani izafet yapmak istersek kitabı Muhammed'in olur. El kitabı Muhammed'in olmaz. Zira el kitabı zaten önüne el takısı lahm tarif almakla nekrilikten marifeliğe geçer. Yani bilinen bir kitap olur. Marife olur. Onun için e, kitabı Muhammed'in olmakla da marif olur. Bir isimde de iki marifi bir araya gelmediği için lahm tarif düşer. Kitabı Muhammed'in olur. İnşallah anlamışsınızdır. Evet. Kural. isim tamlamasındaki muzaf Muzaf. Şimdi muzaf var bir de muzaaf var. Bunlar karıştırmayalım. Muzaf bu konu yani iki kelimenin iki veya daha fazla kelimenin bir araya gelip izafet oluşturması. Bir de muzaaf var. Muzaaf kat kat demek. Yani dat da, da ayin ve f harflerinden oluşuyor. Daf veya daf. Da daf olursa zafiyet manasına geliyor. Dı'f master olursa katmerlik yani kat kat anlamına geliyor. Hani diyorlar ya kafirler onlara dı'feyn yani bizim iki katımızın azabını ver diyorlar. Yani daha katmerli azap ver diyorlar. Bizi kandıranlara evet işte o şeyde de anlatmıştık ve der ki iman işte bu imanın katmerlisidir diye o dı'f masterından ismi taftil olduğu için. Bu da böyle bir yan konu olarak. Yani mudaaf kat kat anlamında katlanmış. Bu şeddeli kelimelere söylenir. Mesela medde, medde yani çekti, e, harra, hararetli oldu. Mesela yani e, bir harf, bir fiildeki harf şeyse, yani şeddeli ise şeddeli ise ona mudaaf denir. Yani bir har bir kelimesi şey yani o kelimenin bir harfi katlanmıştır. İki tane okunmuştur, iki tane olmuştur. Ona mudaaf denir ama bu muzaf, mudaf yani el mudaf, el idafe. Evet. İsim tamlamasındaki muzaf içinde bulunduğu cümlede birçok görev üstlenir. Bu nedenle de muzaf cümle içinde aldığı rollere göre harf ve hareke değişikliklerine maruz kalır. Ancak muzafın ileyhin sonu her zaman mecrurdur, kesredir. Yani kesredir veya gayrimunsarıfsa fethadır. Mesela Herde kitabı Muhammed'in. Bu Muhammed'in kitabıdır. Herde bu demiştik. Herde var, zelike var. Efendim. Hani herde vardı ya yakın için, zelike e, az ilerisi için. Efendim şeyde, zelike de uzakta olan bir şey için. Yani hani Üç kademeli gözlükler var ya, böyle e, okumak için var, vitrinlere bakmak için var, bir de uzağa, hani gözlükçü bana öyle demişti, vitrinlere, de, geçerken vitrinlere bakmak için bir gözlüğün derecesi var, bir de uzak, uzağa görmek için. Yani her okuma gözlüğünün, şey gözlüğün okuma e, kademesi. Zeke vitrinler mesafesinde diyelim. Böyle hani vitrine bakarken ve az ilerisi zelike de uzakta olan bir şey. Yani zelike kitabı Muhammed de denebilir. Heza kitabı Muhammed de denebilir. Veya e, mesela vitrinde olan bir şey ise e, mesafe olarak vitrin söylüyorum. Burada önemli olan mesafe. Ve zelike kitabı Muhammed'in de yani o oradaki şu Kit Muhammed'in kitabıdır da denilebilir. İkinci misal Meza fi kitabı Muhammed Efendim Muhammed'in kitabında ne var? Tabi burada şey var Fi harfi cerdir yani hem harfi cerdir hem harfi izafettir. Bunlar izafet harfi de deniliyor. Fi harfi cerlere. Fi kitabı Muhammed'in burada yani bu izafetin üç kademeli yani üç terkipli üç üyeli olduğunu söyleyebiliriz. Meza fi kitabı Muhammed. Böyle de söylenebilir. Veya huz kitabe Muhammed'in. Şimdi e, tamam şeyi e, niye üç tane misal verdiğini şimdi anladım. Bu ötüre misal. Heze kitabı Muhammed ötüre var. Nasıl bu es esreli muzafın esreli olma, olduğuna misal. Fi kitabı Muhammed. Sonra gelen de huz sen al veya tut anlamına da geliyor. Huz sen al, Neyi al. Kitabı Muhammed'in, Muhammed'in kitabını al. Bu da muzafın e, fethalı olduğuna misaldir ama Muhammed'in daima nedir? esrelidir. Muzafın ileyh olduğu için. Muzafn'nin lekin cümlede muzafn anlamındaki kapalılığı gidermek dışında bir görevi yoktur. Muzaf ise cümlede değişik görevlerde bulunabilir muzaf ileyh mecrurdur. Ancak tenvin de alabilir. Harfı tarifte. Ne gibi? Mesela beytül müderrisi. Beytül müderrisi gibi. Yani beytül müderrisin de olur. Beytül müderrisi de olur. Şimdi beytül, beytül müderrisin yani iki ötreli müderris nekre olursa, undefinedt olursa, o zaman e, herhangi bir müderrisin evi oluyor. Herhangi bir öğretmenin, ders verenin evi. Ama Beytül müderris olduğu zaman şu kırmızı işaretlenmiş, lam tarif yani el taksı geldiği zaman o belirli bir tanınmış, bilinmiş daha önce cümlede geçmiş olan bir müderrisin evi manasına geliyor. Yani Beytül Müderrisi o müderrisin evi. Yani o mevzu bahis olan ve konuşurken zihnimizde olan müderrisin evi anlamına gelmektedir. Bu da Beytü Bilal'in Bilal'in evi. Bilal de bol isim olduğu için tabi şey e, marife yani bekant, un bekant değil de bekant veya beştim. Bu şey olur, yani Bilal şey almaz, lam, tak, lam tarif almaz, onun yerine şey alır, bakın iki tane esre var, onu alır. Bu iki tane, iki farklı misal. Biri tenvine misal, Bilal'in, biri de harfi tarife misal. Yani zaten farklı yerleri kırmızı yazılmış, oradan da böyle anlamış olursunuz. <laughs> Sonra tabi soru şeklinde de gelebilir izafet. Burada kitabı men heza. Kitabı men kimin kitabıdır heza bu. Mesela men kitabı men. Burada men muzafun ilektir. Yani onda hareket şeydir, mebnidir. Bakın yazıyor zaten, mebnidir. Mebnidir. Yani statiş, statiş. Yani değişmez. Sonundaki hareket veya cezim. Yani onda hareket değişikliği olmaz. Bu yüzden sonu kesre olmaz. Kitabı meni olmaz. Kitabı men diye kalır. Çünkü mebnidir. Harftir. Bu sorunun cevabı men ifadesinin yerini dolduracaktır. Bu yüzden men muzafın ileyh yerine kullanılmıştır. Mesela Kitab-ı Menhebe Kitab-ı Menhebe soru işareti. Hâdâ, ha, kitab men, kimin kitabıdır? Bu, herde bu. Cevap, herde bu nedir? Kitab-ı Abbas'ın, Abbas'ın kitabıdır. Kitab-ı Abbas'ın kitabıdır. Evet. Tahte, yani altında, zarf-ül mekandır, kendinden sonra gelen ismi mevcut eder. Yani muzafun iley muzaf yerine kullanılır. Muzafun iley alır anlamında. Mesela taht-mektebin -e veya tahtel kitabı misallerinde olduğu gibi. Hani taht-mektebin, -e mektep neydi? Ee, yazı masasıydı. scribe Yani taht-mektebin -e unutam şreibtish masanın altında anlamına geliyor. Ta, tahte altında demek veya tahtel kitabı kitabın altında yani soruyor değil mi ee, bir falanca bir şeyim vardı dokumanın vardı nerede Diğeri de diyor ki tahtel kitabı hani kitabın altında ya harfin idası vardır değil mi birbirimize birisini çağırırken ya diye çağırırız. veya işte farklı dillerde farklı şekilde çağrılır. Ya nida harfidir. Hitap etmek için kullanılır. Hitaptan sonra gelene yani çağrılana münada denir. Yani çağrılan demek. Münadanın sonunda temin olmaz. Onun yerine tek zamme olur. Üstezün üstazın değil mi? Müderrisin var. Alim var. Müteallim var. Efendim. Bir de üstaz var. Yani üstaz, profesör yerine kullanılıyor. Profesör yerine kullanılıyor. Ee, ya üstazı ya üstazın tenvin vardı burada. iki ötre vardı. Ne oluyor? Ya üstazı oluyor. Ötre oluyor. Misalde görüldüğü gibi. Bilal'ün iki ötre, ya Bilal'ü tek ötre, şeyh'un, şeyh'un da e, yani hoca manasını, Araplar hoca anlamında şeyh kullanıyorlar, kelimeyi kullanıyorlar. Bazı dillerde şeyh e, kabir bekçisi anlamına geliyor falan, böyle farklı manalar olabilir. E, ya şeyh'u da, şeyhi çağırırken ona ya şeyh diye yani Ya Şeyhu ama Ya Şeyh denir. Yani sonunda cezimle okunur. Mülkati olarak. Ya Şeyhu yani Ey Hoca. Nasıl? İsm ve İbn kelimeleri Hemzetül da başlar. Bu kelimelerden önce harekeli bir kelime gelirse bu Hemze okunmaz. Hani <laughs> baştan da söylemiştim bu Hemze Vasıldı. İsmül veledi Bilalün Vesmül binti Eminetü Şimdi şey olursa Hemze ile başlarsa cümle veya kelime o hemze okunuyor. İsmül veledi Bilalün Gerçi şimdi artık Arapçada hemze ile başlayan kelimeleri de hemzeyi okumuyorlar. Mesela ee, mesela Ebu, Ebu Bekir demiyorlar da Bu Bekir diyorlar. Bu Bekir veya Bu Bakar. Bu Bakar diyorlar. Yani o Ebu Bekir manası. Yani Ebu'nun mesela Elif'ini söylemezler hemzesini. Bu diye başlarlar. Böyle isimlerde fark ettiyseniz böyle diyaleklerde yani lehçelerde bazen hemze okunmaz. O da yani rahatlıktan çünkü hemze biraz insanı zorluyor hemzeyi okurken. Yani boğazdan gelen bir ses. Yani rahat e, konuşmak isteyenler hemzeyi söylemiyorlar. Mesela e, İbrahim yerine Birahim yazar veya İsmail yerine böyle şey yani hemzeyi yazmaz başında. İ harfini yazmaz. Yani öyle bir şeyler var, lehçeler var. Bu da böyle aklınızda kalsın. Ama Vav harfi geldiği zaman Vav'dan sonra gelen aynı bak isim kelimesinin hemze'yi basılı hemze aradan çekiliyor. Vav sine birleşiyor. Vesmül binti diye okunuyor. Yani ve ismül binti değil. Vesmül binti. Vesmül binti e, kız evladın ismi nedir? Bint bintün e, şeydir yani eee kız e, evladıdır, kız çocuğu. Eminetü, eminedir. Burada da gayrimusarif olduğu için tek zamme almış eminetü. Yani ekranda da, ekranda da e, güzel gözüküyor mü diye bir bakayım. <laughs> evet. İsmül veledi bugün burada da bakın şu ikinci kelimede de mesela bu aslı el veledü. El e, mimle lam yani el veledü'den evvel isim kelimesi gelmiş. Bu hemzeyi vasıl. Buradaki de hemzeyi vasıl. Bu okunmuyor. Ne yapıyor? Mim harfi lamı birleştiriyor. İsmül veledi oluyor. Bu da aynı şekilde ism, izafettir. İsim muzaftır, elbeledi. Muzafun ilektir. Aynı şekilde burada da öyle. İsmi'l binti. Bu da aynı şekilde muzaf ve muzafun ilektir. Yani bu hemzeye vasıl olan bir misaldır ama aynı şekilde izafet de vardır burada. İbnü'l müdarrisi tabibun. Yani müderrisin öğretmenin oğlu diyor doktordur diyor. Tabibin doktordur. Ve Vebnül imami imamın oğlu. Yani imam imamın da çok manaları var ama ilk akla gelen örfi mana nedir? İmam camideki imamdır. Yani imamın bayağı bir manaları var. Efendim. Hatta amel defterinin bile ismi İmam diye geçer değil mi? Ve külle şeyin ahsaynahu fi imamin mübin. Biz her şeyi mübin bir imamda muhafaza ediyoruz diyor Hazreti Allah. Yani amellerimizi amel defterinde muhafaza ediyor. İmamı mübin odur. Yasin suresinin sonunda. Ey nebnü hamidin nasıl? eyni gelince de İbnü ne yapmış? Hemze-i Vasıl okunmuyor. Eyne'nin nunu ile İbnü'nün besi birbirine bitişiyor. Yani beraber okunuyor. Ee, soru nedir? Eynebni Hamidin. Hamidin oğlu nerede? Yani mesela huve huve Hamidin Hamide zamir olarak huve fil beyti. Hünerca orada eee şeyi de vermiş İngilizce Avazeya Orada dort yani Almanca dort diyoruz. İsmül işareti lil mekanil ba'idi. Uzakta olan bir mekan için işaret isimdir. Yani dort, Almanca dort dediğimiz zaman yani uzakta olan bir yere gösteriyoruz. Onu anlatmaya çalışıyor. Hünake o demek. Bir de hüna vardır. Hüna da burada anlamına geliyor. Yani hüna bir nevi e, hüve, hüvenin şeyi. Hüve'ye benzeyen bir işin işaret. Hünake de zelikeye benzeyen. Çünkü hünakenin sonunda kef var. Kef harfi uzağı, uzakta olduğunu anlatıyor. Yani kef harfi uzaklık içindir. Bu da ismül, ismül işareti lil mekanil garibi yakın mekan için işaret ismidir demiş. Yani isim Bizim dilimizde de Böyle izafetler var Değil mi? Almanca'da genitif demiştik Mesela Arapça'dan Gelmedi Arapça'dan Arapça terkip isimler var Yani Mesela Abdurrahman Rahman'ın kulu demek Abdullah Efendim Allah'ın kulu Böyle terkipli isimler var Ha yani bu da fazla zorlan anlarken fazla zorun e, düşündüğüm bir kolu. Evet. Allah anlamayı zihin açıklığı nasip etsin. Bugün de böyle kırık dökük cümlelerimizle bir ders yapmaya çalıştık. Yani fırsatları değerlendirmeye çalışıyoruz. Şimdi hatırlatmak istediğim birincisi bazen e, videolardaki videoları anlatan yani yardımcı şu önümüzdeki kitapları soruyorlar. Bunlar videoların altında linkleri var zaten. Şöyle PDF diye yazıyorum ben. Öyle PDF. Ondan sonra HTTP diye HTTP diye böyle. Oraya link bırakıyorum ki yani videoyu izlemeden önce o linkteki kitabı indirip videoyu takip edersiniz. Rahat olur diye oraya bıraktım. Ee, zaten Arapça tamam Arapça kitapları böyle bölüm bölüm ama tefsir ve akaid kitaplarını bir defa indirdiğiniz zaman onları tekrar tekrar indirmeye gerek yok. Ama Arapça kitaplar kısa kısa sayfalarda parça parça verilmiş. Ben de öyle al, almış oldum, aldığım yerden ve size de linklerini e, tıklayıp okuyasınız diye oraya videonun altına yerleştiriyorum. Yani şöyle bir e, bulabilirsem. Şimdi YouTube'daki videolara baktığınız zaman burada şu PDF var, burada bakın https drive google.com diye. Bu bu e, dos, şeyin bu videonun dosyası bu. Yani yardımcı kitabı bu. Bunu tıkladığınız zaman o orası açılır. Böyle akayet kitabı. Ondan sonra bir de şeylere bir küçük bir açıklık getireyim. Şimdi burada mesela 304 yazıyor. 304 yazıyor. Şimdi bakalım. Ha, burada mesela e, şu 104 var. İlk sayı yani 104 1 yazıyor yani 1 0 4 1 şey demek tefsir dersi. Tefsir 1'in tefsir dersinin 4. bölümü. Yani dördüncü dersi. Tefsir modülünün dördüncü dersi. İki, Arapça. Arapçanın ikinci dersi. Bu birinci dersi, bu ikinci dersi. Bu tefsirin dördüncü dersi. Böyle anlayabilirsiniz. Bu ikinci dersi. Ondan sonra bir de üç var. Mesela üç, bu da akaid. Akaidin ikinci dersi. Ondan sonra üçle başlayanlar işte böyle akaid oluyor. Önün, önünde şey olmayanlar önünde herhangi bir sayı olmayanlar bunlar da şöyle sağ taraftan gözükmesi için yaptım ama olmadı. Yani şurada 304 yazıyor mesela bu. 3 AKAY demek 04'te 04'te şey demek. Yani dördüncü ders. Akaid'in dördüncü dersi anlamında. Hani bunu e, çift rakamlı yaptım ki belki 10, 20 diye devam eder diye böyle bir e, hem ararken çabuk bulunması için yanlışlık olmaması için böyle bir ayarlama yapmıştık. Bakalım şeyi. Görebilecek miyiz? Ha, burada sağ tarafta. Şimdi burada mesela 103 var. Parçası olarak kabul edilmiştir. Öyle. Diğer surelerdeki şöyle evet 302 var mesela akaid 3 akaid 2 iki, ikinci ders 3 akaid 4. 4. dördüncü, dört, dördüncü ders mükafatları böyle anlamamız için göstermiş diğer surelerdeki mukatta harfler ise başlı başına müstakil evet yani ilahiyet için lisans için gerekli dersler önünde rakam olan dersler. Mesela 102 tefsirin ikinci dersi, 2, 202 Arapçanın ikinci dersi. Bu ilk sayı dersin kendi numarası oluyor. İkinci ve üçüncü sayılarda dersin sıralaması oluyor. Bu da bizim işte kanalın ismi. Evet ilahiyet birinci sınıf dersleri diye bu uh, playlist ismi. Ondan sonra dersler burada sıralı. Und yani. deutlich einfacher und schneller fitim. Böyle şey yapabilirsiniz, bakabilirsiniz. Dediğim gibi tekrar onu tekrar söyleyeyim. Her uh, şeyin dersin.